Aşkım sen benim hayatımdaki en değerli şeysin, bunu biliyorsun değil mi? Ne? Biraz daha bakayım. Sen benim hayatımdaki en değerli şeysin aşkım. Ay çok tatlısın. Sen de benim hayatımdaki en değerli şeysin. Canım benim, çok tatlısın. Memleketteki arazi? Yok yok. O da bu kadar etmez. Sen ondan da değerlisin bebeğim. Ne? Bir dakika, ne arazisi? Ya bizim ilişkinin maliyet hesaplamasını yaptım da, yani bugüne kadar ne kadar harcamışım falan filan diye bir topladım, şu 9 yılda sana 400 bin lira harcamışım kızım. Sen sabahtan beri çıt 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 onları mı hesaplıyorsun o zaman? Evet canım. Yani matematiksel olarak sana diyorum ki sen benim hayatımdaki en değerli şeysin. Yani senin kadar eden başka bir şey yok şu anda hayatımda. Manyaksın sen ya. Manyaksın ya. Bildiğin rahatsızsın. Canım ben çıkıyorum. Zeynep sen şimdi sık sık alışveriş yapıyorsun ya. Ne var bunda? Herkes yapıyor Ozan'cığım. Her kadın yapıyor. Üzülme. Yok ben bu gerçekte barışığım artık. O alışverişlerin fişleri lazım bana. Ne yapacaksın fişleri? İlişki maliyet hesabı yapıyorum da detaylı defter tutacağım bir tane. Hadi. Wow. Kolay gelsin canım. Sağ ol bebeğim. Sen şimdi bana şöyle kallafi bir fiş ver bakalım. Şöyle 500'lük 500'lük bir şey. Hadi. 500 mü? O kadarlık çıkmaz herhalde ya. Yok. Herhalde çıkmaz. 500 mü? Boru mu? Abarttık azıcık. Hadi ver. Güzeldi bu. ...750 bu. 500 yok ya. 650... ...750... ...500. Aa 500. Çıktı 500. İyi bari. Aa pardon 800'müş ya. Yanlış görmüşüm ben onu. 800 mü? 800'müş. Hadi ben şey yapıyorum. Hadi başka yok herhalde. Hadi 300. İyisin. Hadi bay bay. Hadi bay bay. (gülüyor) 700. Lan ben bu hesabı yapmasam mı acaba ya? Gerçekler cidden acı galiba yani. Aşkım. Bir tane. Biz seninle ilk buluşmamızda filme gitmiştik, hatırlıyor musun? İlişkimizin maliyet hesabını mı yapıyorsun hala utanmadan? Ya aşkım ya, Allah Allah. Kim, sen beni yanlış anlıyorsun ya. Ben bunu öküzümden yapmıyorum ki. Ben bunu önümüzü görebilmek için yapıyorum bütün bu hesapları. Yarın bir gün evleneceğiz. Çocuğumuz olacak. E düşün. Allah Allah, bak sen. Vallahi billahi ya. Bunun için ilişkinin en başına inip bize böyle kemikleşmiş olan harcamaların tavırlarını analiz etmem lazım. Bir tanem. Başka niyetim yok. Tüm amacım bu yani. Tamam böyle söyle. Canımı ye bebeğim. Sor bakalım ne sanmıştın? Şey kız. Hani senle bir ilk buluşmamızda filme gitmiştik. Evet. Filmin, korku filmine gitmiştik. Hatta böyle ben de korkma bahanesiyle ilk defa senin elini öğrendim. Aferin. Şimdi o gün ben sana mısır alayım, dondurma alayım demiştin. Sen önce böyle biraz mırın kırın etmiştin. Ama sonra bana bir tane karadut balı filan çok güzel oldu. Ama karadut çok güzeldi. Çok güzeldi karadut. Biz bugün sinemaya bebeğim taksiyle mi gittik yoksa bizim arabayla mı gittik? Taksiyle gittik. Her ayrıntıyı hatırlıyorsun canım ya. Ne güzel günlerdi. Bazen sana öyle koca baş koca baş diyorum ama bazen de romantikliğini tuttu mu tuttu ya. Sen bana hala öküzlerine devam et. Bütün detayları hatırlıyorum sevgilim. Evet. Ben bazen öyle ileri gidiyorum değil mi? Hatırlıyorum da. İşte biz girişte öğrenci biletimi almıştık da tam mı vermiştik onu hatırlamıyorum sevgilim ya. Ne ileri gitmesi ya? Sen öküzün önde gidenisin. Koca bassın. Baya mandanın Ozan halisin yani. Ne var? Detayları araştırmam lazım diyorum. Öğrenci mi? Tam mı? Ya öküz senin baya eş ruhun, ikiz ruhun gibi bir şey. Bir öğrenci bir tam lazım. Evet. Aşkısı,
Bir tanesi, bebeğim, ballısın. Defol git başıma özellikle. Defol git, hakikaten git. Git. Hesabını yap. Ya. Lütfen. Lütfen. Abi, unutuyorum tam. Sonra hesap yaparken gözümün önüne geliyorsun. Valla gıcık oluyorum yani. Ama sen benim fontiğimsin. Kompiti piti piti sisin. Sen böyle... Sen ne yapıyorsun? Ne böyle yapıyorsun? Yiyeyim seni ben. Ne yapıyorsun? Çocuk taklidi yapma lütfen. Ya, oymuyor mu? Üstüne bir kitle yiyor. Öyle bir bileyim. Şu suratının halini bir görsen aynada kusarsın. Ya tamam kızım ya, Allah Allah. İkimizin yaptık herhalde. Tamam, hesapladım, bitti zaten. Ne geçti eline Ozan'cığım? İlişkimizin maliyet hesabını yapınca hangi engin bilgiye ulaştın acaba? Ya senle birlikte olmasaymışım bir ev daha alabilirmişim. Bok alırdın bir ev daha sen. Nereye alıyorsun? Allah Allah, niyeymiş o ya, anlamadım. Olamazdın, karı kız peşinde koşmaktan paraları çarçur ederdin sen. Borç batağından kafanı kaldıramazdın. Ne ev almasından bahsediyorsun? Doğru söylüyorsun aslında. İyi ki beraber olmuşuz aşkım. Çok güzel, değerimi bu şekilde anlıyor olman beni nasıl sevindirdi. Kafanda bir şampanya mı patlatsam acaba bunun şerefine? Bitti. O da. Sen böyle kıllı kıllı gerçekten hiç sempatik değilsin yani. Antipatiğin bayrak sallayanısın şu anda. Zeyno, ben geldim aşkım. Zeyno? Aşkım, yemeğe misafirimiz vardı, benim var benim yok. Yok, hayır. Senin için hazırladım. Şöyle oturmaz mısın? Vallahi Zeyno var ya, yani kızın her gün bir sürprizlerle dolusun. Her gün yeni bir maymunluk ha. Ana yemeklerle mi başlamak istersin? Karnıyarık pilavcacık var. Vallahi alemsin ha. İstersen sonrasında ara sıcaklar da var. Önceden ara sıcakları da alabilirsin. Dereotlu patates salatası, kaşarlı krep, kızartılmış patlıcan. Oo, ne diyorsun ya? Tamam, bana uyar. Hangisini istersen verebilirsin. Dereotlu patates salatası diyorum o zaman. Peki. Patates salatası, okey. Nasıl? Dereotlu patates salatası güzel mi peki? Evet, çok güzel. Bayılacaksın. Harika. Peki arkasından tatlı? Ama tatlı da mı? Kemal Paşa ve muhallebi. Ha, muhallebi olsun be, hafif bir şey olsun. Yaşa be. Tamam, başka bir isteğin? Güzel de bir öpücük versen süper olacak aşkım. Alacağım. Ne ya? Ne bu? Bu ne? Bu yemeğin bir maliyeti var Ozan'cığım. Artık bu fiyatı da benim hesabımdan düşersin. Küş. Maşallah, en kral lokantadan da daha pahalıyız Zeynep Hanım. Maymun. Taşınıyoruz mu? Zeyno! Ha canım. Zeyno! Ne oldu canım? Bir baksana bir. Ne oluyor aşkım, her şeyi poşetlemişiz böyle, ne bunlar? Ay evet Ozan'cığım. Yani dünyanın parasını veriyoruz bu eşyalara. Ne olsun, hemen bir an evvel yıpransın mı eşyalar yani? İyi de sevgilim, bu biraz abartı olmamış mı böyle ya? Olmamış. Olmamış abartı falan. Devir, hesap devri hayatım. Ben de hesap yapmaya karar verdim. Sana destek olacağım. Aa, güzel hemen ha vallahi, bu süper fikir. Değil mi? Vallahi şahane. Tamam, o zaman benim şu bilgisayar yok mu? Ona böyle bir poşetle kılıf geçirelim, böyle laylon laylon her taraf böyle. Şey, ekranı görünmüyor çünkü tozdan yani aletin. Bir şey söyleyeyim mi? Akıllı kadınsın. Hı. Vallahi bravo. Hı hı. Geç yıpranma, geç harcama. Çok iyi, evet. Aferin sana. Gel bir öpüm seni. Öyle olmaz. Öyle olmaz. Ne diyorsun aşkım? Gel bir öpüm dedim. Nereye gidiyorsun kız? Zeyno! Geldim yavrucuğum, geldim. Canım benim, bak oyun da oldu hem sana. Şuraya bak ha. Bu ne lan? Ozan, dünyanın yatırımını yaptın bana. Hemen yıpranayım mı yani? Aman, aman. Hemen bir laf sokma. Hemen illa bir mesaj kaybetti. Aa, hiç mesaj bırak mesajı falan. Ver rahatlığa. Hadi burada. Zeyno! Thank you.
Hadi gelsene aşkım ya. Tamam canım, ışıkları kapat geliyorum. Geldim yavrucuğum. Bu ne kızım, bu gaz lambası nereden çıktı? Depodan, üşenmedim buldum. Onu sormuyorum ya. Gaz lambası ne alaka? Hayatım, tasarruf için. Sen şimdi maliyet hesaplaması yapıyorsun ya. Hı hı. İşte öyle. Biz de elektrik faturaları fazla gelmesin diye, çok şişmesin diye böyle bir çözüm önerisinde bulunuyorum sana. Bu battaniye niye kokuyor kızım? Kokuyor mu? O kadar da havalandırdım. Küf kokuyor demek ki daha lazım. Küf mü? O nereden çıktı be? Ya yeni battaniye kullanmıyorum. Eski falan diye böyle hemen bir an evvel şey olmasın. Eski battaniye buldum ben de depodan. Böcek möcek yenilikleri var ama ne? Daha değil yani. Evet. Ne böceği kızım? Ne yapıyoruz? Zeynep, delirdin mi Allah'ını sararsan? Bence lütfen üzerini örter misin? Ya. Üzerini ört. Kaloriferleri kıstım ya. Kalorifer? Bu ne lan? Bu nereden çıktı? Sakın depodan deme ha. Yok ya, bu tamamen yeni aldım. Yeni aldım bunu. Yani artık ne yapayım sana söyleyeyim ya. Seksi seksi iç çamaşırları alıyordum ya. Hı. Artık öyle alamayacağım. Pazen donanın nesi eksik? Nesi var ki? Ne demek nesi eksik? Ne? Lan çok seksisin valla. O kadar seksisin ki hevesim içime kaçtı ha. Ay seksi demişken ben sana bir şey söyleyeyim tatlım. Ben öyle kuaförde falan öyle eskisi gibi gidemeyeceğim yani. Hı. Ya bilmiyorum, kaş bıyık kendim alacağım. O dünyanın parasını alıyorlar. Yani inanamazsın. Ne o kadar para vereceğim ben onlara ya? Kendim cımbızda alırım. Cımbızda tabii çok eskimesin diye böyle bayağı uzamasını bekleyeceğim artık. Oğlum çok beklersen gelir benim berberde tıraş olursun. Ne diyorsun? Vallahi ucuz yapıyorsa olur mu? Saçma sapan konuşma Allah'ını severse. Al şu cüzdanımı. Yarın git istediğin kadar alışveriş yap. Bakın bakın ne varsa hepsini yaptır. Ama maliyet hesaplaması. Neymişim maliyet hesaplamasını? Bu ilişkide artık bundan sonra maliyet hesaplaması falan yok. Bu ilişki lale devrini yaşayacak kardeşim. Ay. Açılacak şeydi. Osmanlı'nın en önemli dönemi diyorsun. Evet. Mesela tumanın yok, abuk subuk işlere kalkıyorsun diyorum. Geliyorum aşkım, geliyorum. Bana bak, 3 çay bardağı koydun değil mi? Yanlışlık olmasın sonra. Ay sanki hayatımda ilk defa. Üf, evet. Evet, merak etme. Üf. Hah, gel hadi. Hazırım. Tamam. Ya Allah'ını seversen bir şey söyleyeceğim. Nereden çıktı bu yarışma filan ya? Ya yiyelim gitsin, geberiyoruz açlıktan. Niye bir bira çekmesin ya, sevgilim ya? Ya sevgilim. Tamam, 3 dakika sonra tamam biliyorum. 3 dakika sonra kanunu duyacaksın zaten. Sana şimdi sen şey yap. Ne yapıyorsun? Ben çekim. Çekimi ben yapacağım. Bunu başlıyor değil mi? Evet. Evet. Şurada kırıyorum. Evet. Evet. Şuradan açıyoruz. Evet. Sosumuzu kenara koyalım. Evet. Kırdığımızın kanalı. Evet. Sonra sosumuzu alıyoruz. Şöyle güzelce açıyoruz ve sosumuzu da döktükten sonra evet. Süratle saatimizi 3 dakika yapıyoruz ve evet. Evet. Arada karıştırmaya başlıyoruz. Yani sevgilim bir şey söyleyeceğim. Çok güzel görünüyor. Evet. Şimdi eğer bunlar böyle ödül falan vereceklerse öyle aralarda bir videoyla katılmak olmaz. Biraz atraksiyon lazım. Nasıl yani? Yani ilgi çekecek bir video olması lazım sevgilim. Mesela şöyle bir şey yapalım mı? Ben mayoyu giyeyim, böyle amuda kalkayım, tersten karıştırayım mayoyu. Erişte. İlgi itici bir şey istemiyoruz değil mi? İlgi çekici bir şey istiyoruz. Evet, tamam. Hoşlarına gidecek bir video olması lazım diyorum sevgilim. Varsa daha iyi bir fikrin söyle. Evet, hoşlarına gidecek bir video. Hı. Mesela o zaman... Aa sen git. Hı. Tamam mı? Tamam, gidin ne yapayım onu da söyle. Git sonra, git işte öyle. Sonra gelme bir daha. Bence herkesin hoşuna gider bu. Saçmalama! Ya saçmalama, ben çekiyorum tamam. Uzağa giderim ben. Tamam tamam tamam, hayır yani saçma tamam. Senaryoyu değiştiriyorum şöyle. Kadın huysuz, aksi, çekilmez bir kadın. Erkek de böyle işte eriştesini yapmaya, pişirmeye çalışan bir erkek. Fakat adam böyle erişteyi karıştırırken, pişirmeye çalışırken kadın bunu sürekli öyle böyle bir şekilde sıkboğaz ediyor. Hayatı onu çekilmez hale getiriyor. Hı-hı. Yani bu arada böyle kadın erkek çekişmesini anlatan bir video. Nasıl? Normal. Nasıl yani normal? Sen kendini anlattın kızım. Biraz yaratıcı olsana. Salak. Salak mısın? Aşk olsun.
Aşk olsun, ben öyle bir kadın mıyım? Değilsin tabii ki aşkım. Öngörülmez sıfatı olmadan ona tam olarak sensin diyemeyiz. Ay, tamam, çok yaratıcı. Yaratıcı bir fikir o zaman istiyoruz sizden. Geldi. Evet. Var. Evet. Şimdi bak, düşün. Şimdi görsel efektlerle böyle arkadan tsunami yaratıyoruz, tamam mı? Bak, o girene kadar ben erişteyi pişiriyorum, yiyorum ve sonra dalgaların altında kalıyorum. Nasıl? Harika ya. Gerçekten ufkum açıldı. Dedim sana kızım, yaratıcı adamımdır ben. Ya saçmalamanın boyutları konusunda ufkum açıldı. Beğenemedin mi? Bunu da mı beğenemedin? Sen kendin söyle beğenemedin sen. Sen bir fikir ver. Bir dakika şimdi. Heh. Çok güzel bir fikir geliyor aklıma. Şimdi. Erkek aç. Vallahi çok aç. Tamam aç. Bir an evvel eriştesini pişirip yemek istiyor. Aynen öyle. Kadın da videoyu çekip yarışmaya sokup yarışmada bir başarılı bir derece almak istiyor, tamam mı? Tamam. Bir derece almak istiyor. Ondan sonra adam da bir an evvel böyle yemek istiyor ama bunlar da böyle şey yapıyorlar. Böyle ilgi çekici bir fikir arıyorlar video içinde. Böyle pişirirken aynı anda. So adam diyor ki işte böyle enteresan bir fikir geldi aklıma tatlım diyor. Böyle mayoyla avuda kalkayım tersten falan karıştırma gibi böyle saçma sapan fikirler sunuyor. Kadına hayır olmaz, daha gerçekçi bir şey olsun falan. Olmaz. Bir kere ben öyle saçma sapan fikirler vermem. Hiç gerçekçi bir hikaye değil bu. Ama değil bu arada işte o onu söylüyor, bunu söylüyor derken 3 dakika zaten zırt diye geçiyor. Erişte pişiyor. Bunlar da hiç fikir bulamadan öyle kalıyorlar yani. Nasıl? Bir şey söyleyeyim mi? Ha? Aslında bu düşünün, yani şöyle düşünün, şahane bir fikir bu ha. Güzel değil mi? Hakikaten güzel fikir. Güzel. Yani bir de gerçekçi çünkü yani. Güzel. He? Bu değil fikir mi? Güzel. Bence bu fikir güzel. Bence bu fikir olursa gerçekten çok... Kazanma şansımız var sanıyorum. Evet, tamam bunu yapalım. Yapalım. Bence yapalım bunu. Ozan ya. Ozan ya. Ozan ama yani. Ama yani Ozan senin yüzünden. Nereye yüzünden? Şey yapıyorsun, 3 dakika geçti, pişti işte. Ya bir şey söyleyeceğim, bir fikir bulamadık yarışma için. Bulamadık işte, bulamadık. 3 dakika dediğim pırt diye geçti işte. Geçti ama çok lezzetli geçti, ben sana söyleyeyim. Şş, baksana. Ulala. Al şunu şuraya, şunu. Bitir bakayım. Alo, aşkım, ah canım benim, ne yapıyorsun? Çok özledim seni, şöyle bir sesini duyayım dedim. Az önce Eda'lardaydım Ozan. Ay ne dedikodular var, ne dedikodular. Hani bir tane böyle Eda'nın evini izlediği bir tane arkadaşı vardı ya. Hani kuzeni böyle evde birilerini alıp partiler falan filan yapıyor demiştim ben ona. Allah'ım, bir de havuz başında ama karılarla kızlarla falan filan. Ne partiler, ne olaylar, ne olaylar. İşte bu adam aslında evliymiş oğlum. Hem de kiminle biliyor musun? İşte diyorum böyle oradan da böyle ya Barcelona'ya gezsek acaba nasıl olur? Bu yaz hiç tatil yapamadık, adam akıllı istediğimiz gibi. Ha, ne dersin? Aslında İtalya'da olabilir. İtalya'da çok iyi diyorlar. Bu sene de çok revaçlanmış. Söyleyeyim yani. Ay yani kalkmış bir de bana. Ay sebze yemi etle yapılmaz diyor yani. Gıcık gıcık kızım diyecektim yani. Benim pastanem var tamam tatlı üzerine ama yani sonuçta yemek yapmayı da gayet iyi bilirim diyecektim. Ama nasıl böyle biliyor musun? Gıcık gıcık bilmiş. Ay. Sonra işte o konuyla ilgili ne diyordum? Adam kiminle evliymiş biliyor musun? Ozan. Eda'nın üniversitenin arkadaşının ablasıyla. Evet. Ay şaşırdın değil mi? Ama çok büyük rastlantı yani sonuç olarak. Neyse devamlı soru gelince anlatırım, çok uzattım çünkü. Ben öyle seni de işinden ettim. Öyle seni bir sesini duymak için aramıştım. Ozi'cim canım benim. Seni seviyorum, hadi görüşürüz akşam. Bay bay. Çok özlemiş belli ki sevgilim. Sesimi duymalara doyamadı. Allah'ım sen ya. Ozan. Şerefinize. Şerefinize. Bu da romantik bir akşam. Çok mutluyum şu anda. Asıl mutlu olan benim sevgilim. Senin gibi bir kadına sahibim çünkü. Bir tanem benim. Ozan. İzleyince nasıl romantik oluyorsun görüyor musun? Bence böyle geceleri daha sık tekrarlamalıyız. Sen iste her gün şiir gibi olsun. Aşkım benim. Ama hiçbir şiir o gözlerinin derinliklerindeki aşkı anlatmama yetmez. Aa, ne şaşkınım şu anda, çok şaşırıyorum. Bu romantik jestleri neye borçluyuz? Sana borçluyuz küçüğüm. Senin ilahi güzelliğine, sevgilin benim. Ay ilahi Ozan, abartıyorsun. Ama abart, hoşuma gidiyor.
abartayım. İstersen sabaha kadar abartayım. Ama bendeki aşk anlatmaya yetmez ki. Kız bu güzellik ancak yaşanır be. Allah şerefine. Ay gerçekten güzel miyim o kadar? Yani o kadar sık söylemiyorsun da. Ne demek ya? Elbette güzelsin papatyan benim. Sen tanıdığım en güzel kadınsın be. Vallahi mi? Gerçekten mi? Hülya Avşar, ondan da mı güzelim? Hülya Avşar mı? Hülya Avşar tanımıyorum ki ben. Sen tanıdığın en güzel kadınsın dedim, bebeğim benim. Ben de nereden patlayacak diye bekliyordum. Öpüs. Ne dedim şimdi ben ya? Ay Ozan, elbiselere bak, müthiş. Ya hakikaten çok güzellermiş ha. Şu elbise çok güzelmiş. Çok şıkmış, çok güzel. Rengi, ha? Çok kısa değil mi ya? Mini elbise. Evet, kısa. Ama giyen kız sıfır beden olduğu için ne giyse yakışıyor. Baksana kız zaten 40 kiloya var ya yok. Sana da yakışır bir tane. Üzülme sen. Ay şu tuluma bak Ozan ya. Ben giysem çuval gibi durur kesin. Ha? Anladın mı? Ama abartıyorsun be. Çok güzel. Ya bu neresi güzel Allah'ın seversen? O da hiç güzel değilmiş bence. Bu kızlar giyince güzel oluyorlar ama. O kızlar seni tırnağın olamaz. Güzel gözlüm benim. Ya benim moralim düzelsin diye yapıyorsun. Yok vallahi gerçekten söylüyorum. Hem baksana bu kız taç çatlası 20 yaşında ya. Bu mu beni kendimi iyi hissettirecek Ozan? Ya kızım küçücük kızı mı kıskanıyorsun Allah'ın seversen Zeynep ya? Ozan'cığım küçücük kız dediğin dünyanın en ünlü mankeni. Sen de Zeynep Yıldırım'sın. Bakma sen, 20 sene sonra o senin yaşına geldiğinde kuru erik gibi kalacak o. O taş gibi vücudundan eser kalmayacak onun. Bir öküz iltifat edersin. Ay canım sıkıldı benim ya. Aa, niye canım sıkılıyor ya? Ne güzel işte sakin sakin bir pazar geçiriyoruz baş başa. Kendimden canım sıkıldı benim ya. Ben kendimden sıkıldım ben. Ne? O ne demek lan? Hani benim bazen bakıyorum hiçbir özelliğim yokmuş gibi geliyor. Saçmalama kızım. Geldiği zaman canım çok fena sıkılıyor. Özelliğim mi yok? Lan senin hayatımıza renk katmak gibi muhteşem bir özelliğin var bir kere be. Delir mi? Sen en kıldın. Başka? Başka ne özelliğim abi? Başka? Bu hayatımda gördüğüm en güzel, en muhteşem pastaları yapıyorsun. En orijinal pastaları hem de. Orijinal pasta yapıyorum. Pasta. Başka? Ne başka ya? Anlamadım. Başka ne özelliğin var ya? Ya bir sürü özelliğin var işte. Tamam anlatsana. Vaktimiz bol nasılsa. Ha. Şimdi... Canlı böyle birden sorunca da sorunca şey yapamadım ha, işte. Kıvırıyorsun böyle. İşte. Ya vallahi kıvırmıyorum ya. Vallahi kıvırmıyorum. Ya söyle o zaman yani. Nedir? Varlığımın nedeni nedir? Nedir benim özelliğim? Tanımla beni. Oh. Vallahi... Ne yalan söyleyeyim Zeyno sen var ya, kitap gibi kadınsın kızım. Kitap gibi derken entelektüel anlamda mı? Yok yok, yani bildiğin kitap. Yani seni tanımak için okumak lazım. Vay nasıl bir kitap peki? Nasıl bir kitabım ben? Valla nasıl söyleyeyim böyle... Das Kapital böyle ne bileyim... Hani böyle kalın kalın böyle 4-5 ciltli felsefe kitapları var ya... Onun gibi ya da böyle... Yabancı dilden çevrilmemiş aşk romanları gibisin mesela. Vay bu gizemli ve romantik anlamında. Ne bileyim Zeynep ya Allah Allah. Hepsini yıllardır okuyorum bir bok anlamadım valla. Yuh be. Daha iyiydi. Ozancığım. Yuhu. Bakım kremini sen mi bitirdin benim? Ne işin olursa gelin benim senin bakım kremlerinde ya. Ama bu kadar çabuk bitmesine imkan yok. Bol bol sürüyorsundur ondan bitmiştir Zeynep. Hiç de bile bol bol sürmüyorum. Ayrıca bol bol sürmeye de çok ihtiyacım yok kusura bakma. Gece hırsız girip sürmüş olmasın. Ay ne kadar komiksin. Aman bir gün sürmesen bir şey olmaz Zeyno. Allah Allah hem senin bebek cildi gibi cildin lan hayatım. Bebek poposu gibi senin cildin. Ay, hiç kreme ihtiyacın falan yok. Nazik, çok naziksin ama yüz bakım kremi almam şart kusura bakma. Oha yüz mü? Evet yüz bakım kremi niye şaşırdın? Ya sevgilim tamam. Al kremini bakımını yap da 100 tane fazla değil mi ya? Bir şişe al yeter. Yani senden yaşına göre çok iyisin sevgilim ya. Ay Ozan su katılmamış bir öküzsün. Tamam bozulma al kızım al istiyorsan 100 tane al istiyorsan 1000 tane al. Ay bak hala ya hala konuşuyorsun. Ozi'cim. Canım. Ben çok yaşlansam da sen beni sevecek misin hala?
Aşkım o nasıl laf ya, Allah'a seversen. Tabii ki seveceğim bir tanem. Ama böyle böyle 80 yaşına gelip ağzında hiç diş kalmadığında bile mi seveceksin? Hem de deli gibi seveceğim. Ya etrafında böyle çıtırlar varken falan. Kızım delirme ya. Vazgeçmeyeceksin. Tabii ki vazgeçmem. Ben saçma sapan konuşmuşum. Sen 100 yaşına da gelsen benim çıtırım olarak kalacağım bir tanem. Gerçekten mi? Aşkım. Kızım sen şarap gibi kadınsın be. Şarap gibi mi? Şarap gibi derken mayhoş bir tadı mı var onun? Ben hemen tersten anlama ya. Mayhoş bir tadı var ama kusursuz bir güzellik aynı zamanda. Sen böyle şarap gibi yıllandıkça güzelleşiyorsun bir tane. Vay şarap gibi. Tamam çok hoşuma gitti. Neden seni bu kızımdır bekletiyorum sanıyorsun? O zaman bir daha bana iltifat edersen senin ağzını burnunu kırarım. Merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Şöyle koyayım. Ne yapıyorsun aklımda oyunlar yapıyor ya. Oyun yapayım derken su döktü bilgisayara da açılmıyor bilgisayar o yüzden getirdim. Öyle mi bir bakalım. İnşallah bir şey olmamıştır. Çok özür dilerim. Tamam aşkım tamam neyse oldu bir kere artık sıkma canını. Hayır şirketin dosyaları vardı için onu kaybetmesek diye. Beyefendi işin neyli birine benziyor ben ümitliyim açıkçası. İnşallah inşallah. Nedir durum? İlginç. Sorunu tespit edebildik mi? Evet evet tespit ettik. Güzel neymiş? Şimdi şöyle ki bu bilgisayar bozulmuş. Hadi ya ciddi misin? Hani? Yani tam olarak çok, çok ciddi bir durumda. Ya pardon çok affedersiniz ben bilgisayar terminolojisine çok hakim değilim. O yüzden şey yapamam tam olarak ne diyor? Kızım bozulmuş diyor ne diyecek? Arkadaşım herhalde bozulmuş yani. Bozulmamış olsa bizim bilgisayar tamircisinde ne işimiz var? Beyefendi sinirlenmenize gerek yok. Ben işimi yapıyorum. Bir makineniz bozulmuş. Ay, bir dakika. Bir dakika bir Türkçedeki bozulmuş, bozulmak fiili gibi mi? Hani bir Türkçede de biz böyle bir şey bozulduğunda aa bozulmuş deriz ona benziyor. Ona benzemiyor. O lan o. Allah Allah. Arkadaşım anladık. Nasıl bozuldu? Daha doğrusu neresi bozulmuş onu soruyorum ya. Allah Allah. Ha, şöyle ki şimdi bakın düğmesine basıyorum mesela açılmıyor. Böyle bir şey. Neymiş? Yani tam olarak benim anlayabileceğim şekilde. Biri idrak yolları enfeksiyonunda, biri malumu ilanda. Lan da bilgisayarım bozulmuş. Sen de sabır ver, bitmez. Bozulmuş. Evet, bütün parçaları tek tek test ettim. Nihayet. Nesi varmış? Şöyle söyleyeyim, mobo'yu kızartmışsınız. Yapma be. Yapma ya. Yapma be. Yapma ya. Yapma ya, nasıl yani? Bir Türkçe bir açıklama şey yapar mısın? Ben tam olarak anlamıyorum ve çok vicdan azabı çekiyorum su döktüğüm tamam, için. Tamam. Ben senin için çeviririm, tamam. Anakart yanmış. Ha. CPU tamam. Merkezi işten birimi çalışıyormuş. Hard disk drive sapasağlam ama ben size SSD'yi tavsiye ederim. Sabit disk sürücüsü sağlanmış ama o bize katı hard disk öneriyormuş. Öyle mi? Anlamıyorum o zaman. RAM'leri de stres teste soktum, onlar da sapasağlam. Rastgele erişim belleklerini yük testine sokmuşlar, onlar da sağlanmış. Ozan, şey yapamadım. Siz eğer isterseniz şimdi USB 3.0 destekli bir mobo getireyim. Bize böyle evrensel seri veri yolu 3.0 olan... Ozancığım senin evrene şimdi 3.0 kere rastgele erişeceğim, buradan köye veri yolu olacak. Anlamıyorum diyorum, anlamıyor musun? Ya benim anlayabileceğim şekilde senin dosyaların duruyor mu, silinmiş mi? Ya kızım adam söyledi işte hard diski bu... Hard disktir git, Ozan bir hard disktir gidiyor. Anlamıyorum. Duruyor mu yani? Onu da bana. Duruyor, duruyor. He. Tabii şimdi aynı dilden konuşabiliyoruz. Bayağı değişik bir dünya. Siz bayağı iyisiniz herhalde böyle bilgisayar işleri konusunda. Ey hanımefendi, ekmek parasını bu işten kazanıyoruz. Evet. Peki ekmek işleri nasıl? Yapıyor musunuz öyle işler? Yani biraz anlarım. Gerçekten mi? Mesela büfes hesabına böyle girip mesajları okuyabilir misiniz? Tabii çok kolay. Kolay hem de yani. Hı-hı. İsterseniz sizin hesabınıza da hemen girebilirim. Hemen mi? Evet. Girin. E-mail adresinizi vermeniz yeterli. zeynepyıldırım@gmail.com. Hı-hı. Evet bir de şifrenizi alabilirsem. Öküz Ozan 123 çift K ile. Yani şifrende bile şifreli şifreli bana gidirmesen olmuyor değil mi? Akılda kılıkça olsun diye ya. Buyurun. Ay inanamıyorum. İnanamıyorum. Gerçekten girdiğinize inanamıyorum. Tam çıkın hemen. Çık.
Çıkalım hemen. Tamam, çıkın çıkın. Tamam, ver adamın tamam. Üstünü. Çıkın hemen. Tamam, merak etmeyin. Çıktım, bitti. Peki bir şey söyleyeceğim. Eda'nın da hesabına girebilir misiniz? Mesela benim bir tane arkadaşım var, onun da hesabına girebilir miyiz? Bir şey itiraf edeyim mi sana? Ben de böyle hack yapabiliyorum. Valla. Sen bana Eda'nın kullanıcı adını ve şifresini söyle, tamam mı iş? Tamam, ben arar sorarım bugün. Ay inanamıyorum ya. Teknoloji ne kadar ilerlemiş ya. Tabii canım. Peki bu nasıl? Bu bilgisayar hızlı bir bilgisayar mı? Evet Zeynep Hanım, elimdeki en hızlı bilgisayar bu. Tamam, alıyorum. Bir dakika, bir dakika. Ne yapıyorsun sen aşkım? Bilgisayar beğendim, bilgisayar arıyorum kendime. Bilgisayar mı ya? Saçmalama sevgilim, senin evde bilgisayarın var ya. Ya evet, 3 yıllık bir makine. Hayır yani, ben bilgisayardan anlamıyorum ya. Öyle demek istemedim ki ben sevgilim, nereden çıkardım? Tamam, ne kadardı bu? 6.000 lira. Alıyorum tamam. Oha, saçmalama kızım, ne yapacaksın sen 6.000 liralık bilgisayarı? Aya mı gideceksin Zeyno ya? Ya neden benim de hızlı bir bilgisayara ihtiyacım var Ozancığım? Neden acaba, çok merak ettim. Ne yapacaksın? Montaj mı yapacaksın, oyun mu oynayacaksın? Hayır. 3D çalışmaya başladın, Master Effect mi yapacaksın? Hayır. Face'e girerken yavaş giriyor bilgisayarım. Nasıl? Ayrıca videolarda da takılıyor. Bir daha bu sorunları yaşamamak için bunu alacağım ben de. Face mi? Evet. Hanım güzel gözüm. Seninle teknolojiyle ilgili konuşmanın, sana biraz teknolojiden bahsetmenin zamanı gelmiş. Ama izin verirsen abaküs ve telgraftan başlamak istiyorum. Şimdi. Yalnız biz eğer anakartı değiştiriyorsak ben ekran kartını da değiştireyim bari. Yani yeni oyunları oynarken sürekli düşük FPS alıyorum ya. Doğru, haklısınız. Size şunu önerebilirim. Bakayım. 250 lira. 250 lira? Hı hı. 1 GB da RAM'i var. Aynen öyle. İsterseniz 2 GB RAM'i olanlar var. Onlar da 350 lira. O daha avantajlı. 2 GB RAM varsa, 350 liraysa değil mi? 500 lira markası 300 lira veriyoruz. Daha karlı oluyoruz. Hem daha hızlı olur böylece. O zaman 2 GB'lık RAM'i olan alalım. Değil mi? Evet, bu daha iyi. Ay Ozan ya. Yani bilgisayarla ilgili bu kadar çok şeyi nasıl aklında tutabiliyorsun ya? Bir insan bu kadar çok şeyi nasıl aklında tutabilir? Hayranlıkla izliyorum yani senin bu bilgini. Sevgilim, benim uzmanlık alanım bilgisayar. Yani, İşim bu benim. Bir de 38 yılın birikimi bulunuyor tabii. Gayet normal. Yalnız grafik RAM'i 2 katı olunca hızı da 2 katı olmuyor. Hatta kartlar aynı olsa bile 1 GB bile hızlı oluyor. Önemli olan çekirdek frekansı. Yani boş boşuna 100 lira fazla vermiş oluyorsunuz. Yaşına bakmadan konuşuyor. Hadi canım, hadi işine bak. Hadi. Hadi. Ozan Bey, çocuk haklıydı. Demek ki 17 birikiminde böyle hiç saymamak gerekiyormuş. Şimdi anakartı değiştirdik, ekran kartını da yeniledik değil mi? Ucuz kurtulduk değil mi aşkım? Evet aşkım, evet. Yalnız ben diyorum ki ya, hazır ekran kartını değiştirmişken biz işlemciyi de mi yenilesek yani seneye yeni bilgisayar almaktansa? Tabii doğru söylüyorsunuz. Elimde bu var, bunu önerebilirim. 4000 GHz, 4 çekirdekli. Süper, harika. Öğren, bilgisayar böyle güncellenir sevgilim. Anladım. Ya hazır elimizde buluşken ben RAM'leri de mi yenilesem yani seneye yeni bilgisayar aldıktan sonra? Evet, çok haklısınız. Var mı yenilemeniz? Var var, hemen getiriyorum. 16 GB, 1600 MHz uygundur değil mi? Güzel, bu da süper, tamamdır. Bir de ben Blu-ray okuyabilen bir optik sürücü rica edeceğim sizden. Aa evet, tamam. Değil mi? Buyurun. Harika. Yalnız aldığınız o işlemciyi soğutabilmeniz için büyük kasalardan almanızı tavsiye ederim. Tabii tabii, kasayı büyütelim. Hatta ekran kartının hakkını vermek için ben şöyle yeni bir monitör de alayım. 21 inç olsun. Oo, hay hay. Buyurun, monitörlerimiz de bu tarafta. Tamam, geliyorum sen. Ozan. Hı. Bir bilgisayarda kaç parça var? Ne bileyim hayatım, bir sürü var. Hayır yani monitörü, kasası, hepsini yeniliyorsun da. Hı. Yani artan parçalardan yeni bir bilgisayar daha yapılır. Ama sevgilim, seneye yeni bir bilgisayar almaktansa... Yeni bir bilgisayar daha aldın zaten. Aa, evet. Seneye yeni bir bilgisayar almaktansa 2 tane bilgisayarım oldu, hem de daha ucuza. Evet, monitörle beraber 3500 lira. Evet, hem de daha ucuza.
Evet, hayırlı olsun. Kasanız hazır. Çok teşekkür ederim. Yalnız dosyalar kurtuldu ya. Yani hiç bu kadar şey yapamazdın. Bir şey beni bu kadar rahatlatamazdı yani. İyi, ama artık bundan sonra bilgisayarın üzerine su bardağı koymamayı öğrenmişsindir değil mi sevgilim? Lütfen laf sokma. Hop hop. Saçmalama ya Allah aşkına. Bir musibet bin nasihattan iyidir. İyidir. Yalnız bir şey söyleyeyim mi? Bilgisayarı tamir ettirelim derken yani yepyeni bir bilgisayarım oldu ya. İki tane bilgisayarım oldu ve süper canavar gibi bilgisayar oldu. Müteşekkirim sana. Yok, bana değil vallahi. Harcadığın 3500 liraya teşekkür edeceksin. Neyse. Tabii sen suyu çek şu bilgisayarın üzerinden. Tamam, bir şey yapayım ya. Çocuk muyum Allah aşkına? Bir kere yapılır o. Kızım bir şey söyleyeceğim. Ay şeyden değil, parasında değilim. Bir de bir sürü zaman kayboluyor kardeşim çok ya. Çok fazla şey olmadı ya. Ne kadar zaman doldu aşağı yukarı. Ne yapıyorsun sen ya? 1,5 saat olmuş. Demek ki 1,5 saat daha var. O kadar hızlı yapıyorsunuz ki. Çok hızlı. Ne yüzünden dedi? Abus bu konuşup duruyorsun. 1,500 lira. 1,500 lira. 1,5 saatte 3,500 lira para gidiyor kızım buna. Evet ama en rahat parayı bilgisayarlara harcadığın için ben de şey yaptım. Bu zevkten seni mahrum etmek istemedim. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Bu bilgisayar bozuk para. Bunu yapmam aman ben bunu. Zeynep Hanım, kimi çağırdın gene? Ulan dünya kadar işim var diyorsun, elin işte gözün oynaşta vallahi. Bak eğer anan filansa yemin ediyorum gider maçı mahallede izlerim, haberin olsun, tamam mı? Hı hı. Duydun mu beni? Hadi. Merhaba. Merhabalar. Merhabalar. Efendim ben geçen hafta iki yandaki eve taşındım da. Aa. Madem yeni komşu olduk, bir hoş geldin ziyaretime geleyim dedim. Ay, hoş geldiniz tabii ki. Bu ziyaret aslında, affedersiniz, bizim size yapıyor olmamız lazımdı. Ay, kusura bakmayın, biz ev telaşından falan fark etmemişiz. Hoş geldiniz tabii hoş ki. Hoş bulduk. Ne demek efendim, ne demek? Efendim, ben Zeynep. Çok memnun oldum. Ben de Baki Issız efendim. Çok memnun oldum Baki Bey. Ben nişanlımı da çağırayım, ona da tanışın, eşimle. Ozan'cığım. Efendim? Ozan'cığım bir bakar mısın? Baki Bey, Ozan. Çok teşekkür ederim. Merhaba, memnun oldum. Baki Bey bizim iki yan evimize taşınmış. Hoş geldime gelmiş. Ha, öyle mi? Hoş buldunuz. Aman hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bunlar da size efendim. Ay aman. Umarım beğenirsiniz efendim. Çok teşekkürler. Ne zaman ettiniz? Eşinize de çok teşekkürlerimi iletin. Efendim ben kendi ellerimle yaptım. Eşim ve kızımdan sonra hayatta tek başıma kalınca... evet. El mahkumu öğrenmek mecbursuna kaldım. Kusura bakmayın, kusura bakmayın. Çok da güzel olmuş. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun efendim. Madem öyle ben gideyim bari. Madem öyle siz artık gidin. Tekrar hoş geldiniz. Hoşçakalın, hoşçakalın. Hoşçakalın hadi. Ne var? Bir buyur etmedin adamı ya. Karısını çocuğunu falan kaybetmiş bir de adam ya. Bir tane bazen... hafta sorun var. Bugün de maç var tamam mı? Sonra telafi ederiz. Senin de kapın çalmaz. Oturursun öyle o zaman anlarsın. Aman. Açtım şu ağzını. Gelen gelir artık. Tekrar merhaba. Efendim. Geçiyordum da. Tabağımı da bir alıvereyim bu arada dedim. Aa tabağınızın. Ben bunu o zaman bir boşaltayım. Buyurun siz ayakta kalmayın buyurun siz de. Geçin buyurun. Tabii. Bu arada Ozan Bey sen de bir ifadeni almış olayım bu arada. Ne oluyor kızım ben seni eskittim ben. Bu tava nereden çıktı ya? Ne oluyor Zeynep ya? Ya Ozan'cığım ya adam karısını çocuğunu falan filan kaybetmiş yani. Birazcık bir izlen ne oldu ya? Ya karısının çocuğunu kaybetmesiyle tavanın ne alakası var? Nasıl bir ortak yanı var? Şu gayet ortak yolun var. Bir kere şey yapıyor. Ne? Kafasını dağıtmaya çalışıyor belli ki tavla oynayarak. Yazık yani yas tutuyor adam. Ya yas tutuyor. Yasını tutsun tutsun da bari tavla zar tutmasın. Haydi oğlum düşeş. Ne düşeşi beş kişi ya. Allah'ım yarabbim. Oğlum şu yan sokakta bir kız var. Nilay diye. Hiç gördün mü onu? Yok hiç dikkat etmedim. Oho, bir de genç olacaksın. Gözünü aç oğlum. Bir afeti devran. Allah sahibine bağışlasın. Baki amca biz Zeynep'le yakında evleniyoruz. Can sen gene evlen. Hobi olarak evlen.
O başka, bu başka. Sohbetinizi mi kaçırdım ya? Ne başka, ne başka? Şey diyor Baki amca, hovardalık başka, evlilik başka diyor. Nasıl yani? Şöyle hülasa edeyim. Ha. Evlilik hissi bir muhabbetin erişebileceği en kutsal bir noktadır. Evlilikle hovardalık yan yana asla durmaz. Ne güzel dediniz. Ne güzel dediniz. Çok güzel dediniz Baki amca. Ben şey yapayım, çayları getirdim. Hemen kurabiyelerinizi de getireyim. Hülasa edeyim falan. Ne oldu, kıvırdın? Demin başka türlü konuşuyordun. Yo, aynı şeyi söylüyordum. Evlenmeden önce ne yaptın, yaptın. Bak bu Nilay denilen kız var ya, hı? Tam senin dengin. Kaçırma oğlum. Tamam, istemiyorum. Sağ ol Bakan Bey. Teşekkür ederim. Hadi. Bak istiyorsan fenzini vereyim, bekle. Allah Allah, istemiyorum dedim ya. Evleniyorum diyorum yakında ya. Taş gibi kız oğlum. Oh, ben genç olacaktım ki. Gençliğinin kıymetini bil. Ay, hep kaçırıyorum vallahi söylediklerinizi. Neyin kıymetini bil? Ya diyordum ki, Zeynep'in kıymetini bil. Zeynep gibi bir eş bu dünyada bir daha bulunmaz. Ömür boyu ona sadık kal diyordum. Ay ne güzel diyorsun, duyuyor musun Hasan'cığım? Hı, duyuyorum ya. Baki amcadan biraz feyiz al. Artık feyiz mi alırım, feyiz mi alırım onu bilemem. Vay Baki amca vay ya. Hakikaten helal olsun. Amcacığım ya, günaydın. Saat kaç böyle? Günaydın kızım, saat 6:30. Sıcak ekmek aldım da size, sıcak sıcak kalabalıkta yersiniz diye. Zeyno, kim kızım sabah köründe böyle ya? Allah Allah, hayırdır? Baki amca gelmiş. Baki amca, günaydın, hayırdır? Günaydın. Hazır bakkala gitmişken size ekmek alayım dedim. Geç kalkarsınız falan da kalmaz dedim. Çok teşekkür ederim, sağ olasın. Hatemir, şey borcumuz ne kadar? Aşk olsun canım, hiç oraya şey olur mu? Sonra toptan ödersiniz. Neyi toptan ödüyoruz anlamadım ya. Ya kızım, sen bana eksiklerinin bir listesini ver. Ben size her gün alışverişini yapayım. Sevdim ben sizleri. Ay olur mu canım, bizim alışverişimiz neye siz zahmet olmuş, neye siz sorunsuz Baki amcacığım. Çok tatlısınız. İkiniz de çok sevdim ben. Benim çocuğum gitti maalesef. İşte ben sizi onun yerine koydum. Bana onu hatırlatıyorsunuz. Özlemimi sizinle gideriyorum. İyi ki varsınız. Sağ olun. Boş vaktim de çok. O yüzden elimden geldiğince size yardım etmek istiyorum. Valla. Sağ olun. Ben gideyim artık. Baki amcacığım, kahvaltı yaptınız mı? Yok kızım, etmedim. Buyurun gelin. Tabii bir işiniz varsa biz sizi tutmayalım ama geleli. Ne işim olacak canım? Kimsesiz bir adamım. Ah kızım ah. Ateni mi hatırlatıyorsun sen bana? Ay gördün mü? Eşini hatırlatıyormuşum. Beni hatırladı. Adamı hatırladı benimle. O da aynı senin gibi böyle sabahları bir neşeli olurdu ki. Ama o suratı yok muydu o suratı? Böyle makyajsız. İşte seninkinin aynısı. Bakasım gelmezdi hiç. Ah 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 garibim ah. Hadi geç, buyur Baki amca. Geç, kahvaltı da edelim Baki amca. Geç amca. Geç sen, geç. Bu ne ya? Hı. Zaten eşini kaybetmiş olabilir ama yani... öküzlük yapmasını gerektirmiyor. Aa, ne takılıyorsun ya? Yaşlı adam sevgilim. Sen makyajsız da güzelsin. Ben sana hastayım makyajsız. Aşkım. Canım. Ay, sen valla bu adamın yanında insan gibi kalıyorsun. Bayağı insan gibi. Sağ ol aşkım. Ne dedin lan sen şimdi Allah aşkına? Canım. Çok özlemişim kız seni. Ne oluyor? Bilmiyorum. Ne bilmiyorum, duymuyor musun gürültüyü kızım, ne oluyor? Ne oluyor? Allah Allah, kalk aşkım kalk ya, resmen evi yıkıyorlar ya. Duymuyorum, duymuyorum ya. Ay bu ne ya? Allah Allah. Baki amca ne yapıyorsun? Ne? Ne yapıyorsun Baki amca? Ne dedi? Kapat, kapat şunu. Ha! Ne yapıyorsun Baki amca? Bahçe domates ekeceğim de önce bir çimleri halledeyim dedim. Deli kızın donuna dönmüş bakımsızlıktan.
Ya iyi de orası bizim bahçe ya. Ya mühim değil. Bugün ben sana, yarın sen bana. Komşunuz şurada. Sağ ol, sağ ol. Sen bugün bana hiçbir şey yapma, boş ver. İstemiyorum ben. Hem zaten bak çok gürültü oluyor. Ne olur hadi. Ne oldu, bir şikayetin mi var? Yarın bir gün çocuğunu taşıyacak bu kadın. Kimyasallı ilaçlı domates yesin de sakat mı doğsun çocuğun? Ne diyorsun ya? Kolsuz bacaksız mı olsun istiyorsun? Allah korusun ya. Çok Allah ya. Korusun. Ya sen tedbirini al önce. Sonra koruyacak Allah. Ama bu kocayla işin zor biraz kızım. Genlerine güvenme bunun. Ne diyorsun sen? Ne biçim konuşuyorsun ya? Ozancığım lütfen. İnşallah sana çekerler kızım. Şunun tipine bak. Hipodromda görsen üzerine bahis oynarsın Allah. Bana bak senin vallahi şimdi evden kız aç kalk sana. Akşam akşam işi anlattırma bana be. Hadi yürü git. Ay lütfen. Ne biçim konuşuyor? Ya lütfen yaşlı adam ya. Yaşlısı yaşlı birisi tamam, kardeşim. Amca, hadi hadi Baki amca. Evladım dur, ben ettim sen etme. Şeker var bende. Azınca böyle oluyor. Yaşlılık işte. İdare et artık. Sen de benim bir oğlum sayılırsın. Tamam. Ama senin de dilinin kemiği yok yani Baki amca ya. Tamam kusura bakma tamam. Hadi, hadi geç. Hadi. Tamam çocuklar, merak etmeyin siz. Ben her gün gelir sularım bunları. Ya Baki amca bak şimdi. Allah aşkına ya adamın şey yapmasana lütfen ya. Ya adam karısını çocukluğunu kaybetmiş zaten, kafa yemiş görüyorsun. Ne şey yapıyorsun, dumusuna gidiyorsun. Hayır duasını aldık hem. Fener mi? Ne var duası ya? E çocuğunuz inşallah sana benzer zeynep kızın dedi ya. Oha be, oha be. Ne dedim ki ben şimdi ya? Allah Allah. Ya Zeyno neydi filmin adı? Ak kuyruğuna koşan kelebeğin algısı mı ne? Işığa koşan kelebeğin yazgısı. Ha burada. Tamam film hazır hadi gel. Tamam. Kapıcım beni niye açmıyor? Dur. Açma kesin olur aşkım. Kesin olur aşkım. Ay Ozan ya değilse saçmalama ya. Ya başka bir şey. Bak bu ara bizim evimize başka biri mi geliyor ya? Korku filmi gibi herif. Musa Allah 4. Vallahi gece rüyalarıma geliyor yeter. Sadece ay bir yaşlıyı idare edemiyorsak. Ya kızım idare edemiyoruz işte. Sürekli yapıştırıyorum ya açma. Hadi film söyle. Açmalama ya. Çok ayıp. Dur bir kere sesini söyle. Gör bakayım. Al. Ah Baki amcacığım hoş geldiniz. Biz de tam yatmak üzereydik. Hoş bulduk. Ben de onunla geldim kızım. Sizi uyar baya. Hayırdır neden ne oldu ki? Geceleri görüyorum bazen de. Cam açık yatıyorsunuz siz. Nasıl görüyorsun sen bunu? Antika dürbünüm var benim. Gayet net görüyorum. Ama bunun hırlısı var, hırsızı var. Allah korusun sapığı var. Röntgencisi var. Kimseye güvenmemek lazım. Şey yapalım biz kapatırız Bahki amcacığım. Sağ olasın. Sen de üstün çok ince yatıyorsun be kızım. Hayır bir işe de yaramıyor. Bari sıkı giyin de üşütmeyesin. Bir şey söyleyeceğim. Sana ne? Kız nasıl isterse öyle yatar. Ne oluyor sana? Ne karışıyorsun sen? Tövbe estağfurullah tövbe. Hayır. Yazık yumurtalarını falan üşütür. Çocuğu olmaz. Sonra boşarsın sen bunu. Biz... Ortada kalmasın istiyorum. Tamam. Biz evli değiliz zaten. Baki amcacığım. Kız yoksa sana bir uyarlığım bu oğlan. Vallahi elinden kızar çıkacak ha. Allah aşkına ya. Tamam. Biz şeyde, kapıyı da kapatırız. Üstümüze kapatırız. Sağ olun. Çok teşekkürler. Evlilik kutsaldır Ozan efendi. Üzmeyesin bu kızı. Bak sonra sağ benim gibi kalırsın bir başına kimsesiz. Hadi sağ ol. Nasihete gerek yok. Sen dürbününü kapat. Hadi. Hadi iyi geceler. Hadi iyi geceler. Yemin ediyorum sana bu el elimde kalacak. Ya saçmalama. Ya Allah aşkına. Kız yerine koyuyor beni. Evet. Karnımı üşütmeyeyim istiyor. Sen karnını üşütmeyi istiyor ama ben kafayı üşüteceğim böyle giderse. Ya da bu evin başını yakacağım. Ortası yok bilesin ha. Tamam. Canım. Bak bir şey söyleyeceğim. Hı? Gelir melir. Kim o demeden kapıyı açmak yok ha. Ay Ozan tamam lütfen. Lütfen tamam diyorum. Kapıyı da kilitleyeceksin. Tamam kilitleyeceğim. Kilitleyeceğim. Tamam kilitleyeceğim. Merak etme. Allah insan lafının üstüne geliyor. Günaydın çocuklar. Aidat için geldim. Ne? Yuva eksikti. Yeni yönetici sen mi oldun? Yo değilim. Hatırlatmak için geldim. Ama durumunuz yoksa ben hallederim. Ne münasebet canım? Niye sen hallediyorsun? Yok. Sen ben konuşuyorum. Yok gerek yok. Çok sağ olun. Biz yaparız Baki amca. Ekmek aslanın ağzında kızım. Çocuk akşama kadar çalışıyor. Yazık. Horlamasından belli ne kadar yoruldu. Dönüp kıçını yatıyor. Ya bana bak Baki Bey. Sen hala bizi mi gözetliyorsun ya? Yalnız bir şey söyleyeyim. Senin yaşına hürmeten sesimizi çıkarmadık ama sen sınırı açtın artık ha. Allah aşkına bağırma. Yazıklar olsun Ozan efendi. Bahçeni ektim, biçtim. Ekmeğini ayağına getirdim.
O kadar yaşanmışlıklarımız var bizim. Bu muydu karşıları? Ya öyle demek istemedim. Öyle demek istedim. Aynen öyle demek istedim işte. Evet buydu karşılığı kardeşim. Hadi. İyi tamam rahatsız etmem bundan sonra. Etme. Şuracıkta ölümü beklerim. Ayağınızın altında dolaşmam artık. Bu kadar sert olmak zorunda mıydın? Evet zorundaydım. Farz olduğuna sert olmak kızım artık ya Allah Allah. Bilmiyorum bence birazcık ayıp ettin Ozancığım. Niye ayıp ettim kızım? Anlasana herif manyağın teki diyorum sana ya. Psikopat deli ya. Abuk subuk şeyler yapıyor. Bizi gözetliyor resmen ya. Al. Sapın içine yazdığı yazıya bak. Geçen yaz ne yaptığını biliyorum. Manyak mı bu ya? Tehlikeli diyorum kızım sana. Ay, bu. Gerçekten tehlikeli bir deli galiba bu. Deli ya. Kızım bu deli ya. Geçen yaz ne yaptı mı? Geçen yaz ne yaptı mı? Ben bilmiyorum. Sen nereden biliyorsun? Ne demek bilmiyorum ya? Ama senin lafın gerisi söyledim o sevgilim ya. Ama sen geçen sene iş seyahati kesilesi altında Bodrum'a gitmiştin. Konuşmamız gereken şeyini öğrenebilir belki o zaman. Konuşuruz aşkım. İyi konuşuruz o zaman. Hadi. Sen banyonun ışığını kapattın mı? Kapattım. Ozan kapattım. İyi. Birbirimizi görmüyoruz zaten artık. Adam bizi nasıl görsün? Görür o, görür. Kedi gözleri var onun böyle fosforlu fosforlu çizik çizik. Psikopat. Kapalı zaten adamın ışığı ışığı da yok. Bak belli ki bir yere gitmiş. Bana bak sen arabasını görüyor musun? Arabası duruyor mu? Yok göremiyorum işte. Gitmiş belli ki bir yerlere gitmiş yani evde yok. İyi bakayım. Ne oldu ya? Dikkatli duydum. Ya her yere alarm taktırdın zaten Ozancığım. Kedidir o. Emin misin ya? Evet şu zaman ne var ya? Hadi. Ne hadi? Çok uykum geldi. Karanlıkta ben mayıştım yalnız. Yatalım mı diyorsun? Yatalım. Ne var? Tamam işte bakıyoruz işte hiç kimse hiçbir şey yok. Ne yapıyorsunuz çocuklar siz burada? Sen nasıl gidin içeri ya? Balkondan açık bırakmışsınız. Hem de kaç sefer ikaz etmeme rağmen. Alarm? Niye çalmadı alarm? Ne bileyim? Bu salak kendi doğum gününü şifre diye girmiş de ondan. Ya yeter artık ya tamam. Yeter kardeşim. Bu adam yaşlı dedik. Çoluğu çocuğu karısı ailesi öldü dedik saygı gösterdik ama buraya kadar artık yeter ya. Vallahi elimden kıza çıkacak benim artık yeter. Ne? Karımla kızım ölmüş mü? Ne zaman nasıl? Sen kendin dedin ya. Tamam sustun artık ya kendin dedin ya. Gitti her dedin öldü benim karımla kızım dedin ya bana. Evet beni yalnız bıraktılar dedin ya. Allah Allah. Benim karımla kızım tatile gittiler. Beni götürmediler kafa dinleyeceklermiş. Bak ben de ne güzel burada sizinle takılıyorum Zeynep kızım. Şurada kıvrılır yatarım. Ben polis arıyorum. Ara emekli olduğumdan beri zaten arkadaşlarla da görüşememiştim. Benden de selam söyle onlara. Kızım şuradan çarşaf mahşap bir şeyler getir de şu kenarda yatayım ben. Ciddi mi ya? Allah Allah. Hala yüzüme bakıyor. Şuna bak ya. Diren. Diren Ozan. Diren. Diren mi Ozan ya? Nereye diren ya? Neden diren ya? Manyaklarla mı uğraşacağız Allah aşkına? Sapı sapı evimizin içinde yani. Diren mi? Saldır gitsin yani. Yaptım artık demeyeceğim. Kusura yeter baba. Vallahi değil mi? Baba seni ben var ya. Evet sen, baba. Sen olacak işte. Çok sen, tamam çok. Dövmeden canım. Dövmeden ama yani.